kedicikler. Çok tatlıyız. Ama en tatlı benim. Miyav. Annemizin doğum günü. Bir gün sabah erkenden babaları ön kapıdan çıkmak üzere parmaklarının ucunda yürüyordu. Baba! Ne? Bu kadar erken nereye gidiyorsun? Bugün annemin doğum günü babacığım. Yoksa unuttun mu? Annenizin doğum gününü asla unutmam biliyorsunuz ama hediyesini iş yerimdeki masamda unutmuşum. Bu yüzden şimdi gidip onu almam ve geri gelmem gerekiyor. Sonra hep birlikte kutlarız. Beni bekleyin, tamam mı? Bu harika! Annenizi uyandıracaksınız. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler annelerine hediye olarak güzel bir resim vereceklerdi. Bu gördüğüm en güzel resim. Sizce babam anneme doğum günü için ne hediye almıştır? Hediyesini ofiste unuttuğunu söyledi. Ofisi de bir şeker fabrikasının tam ortasında olduğuna göre ben nefis bir pasta olduğunu tahmin ediyorum. Ama babam her hafta sonu eve pasta getiriyor zaten. Bir doğum günü hediyesinin özel olması gerekir Puding. Ama bir pasta da harika olabilir yani. Ve özel. Mesela içine bir mektup koyabilirsin. Ama ya annem mektubu kazayla yerse? Pastanın içine havai fişek de koyabilirsin. O zaman pat diye patlar. Ama ya işler ters giderse? Ya uçmazsa? Babamın pastanın yanında gerçekten özel bir şeyi hediye etmesi gerekiyor. Annemin gerçekten sevdiği bir şey. Annem sporu çok sever. Annem pembe elbiseleri de çok sever. Annemin en sevdiği şey çiçeklerdir. Hadi gidip bir buket çiçek toplayalım. Böylece babam anneme hediye olarak verebilir. Ama tatlı kedicikler annelerinin doğum gününün sonbaharda olduğunu unutmuşlardı. Ama yine de vazgeçmediler. Çiçek bulmak için her yere baktılar. Aradılar. Taradılar. Ama güzel çiçekler sonbaharda açmıyordu. Hiç çiçek yok. Ne yapacağız şimdi? Şimdi babam anneme sadece pasta mı verecek yani? Sanırım benim çok iyi bir fikrim var. Farklı farklı düşen yapraklardan bir buket yapsak, baksanıza ne kadar güzeller ve renkliler. Tatlı kedicikler annelerinin bu güzel sonbahar buketini görmesi için sabırsızlanıyorlardı. Herkese günaydın. Günaydın. Doğum günü kutlu olsun. Arkanızda hiçbir şey yok. Hediyelerini vermek için babamı bekliyoruz, tamam mı? Babanızın dönmesini mi? Nereye gitti ki? Doğum günü çocuğu neredeymiş bakalım? Burada bir hediye var. Çocuklar, bu bir pasta kutusu değil. Ne kadar güzel bir eşofman. Şu güzel ayakkabılara bakın. Sevdiğin her şey tek bir hediyede. Spor, pembe renkli kıyafetler ve güzel çiçekler. Aa, canım çok teşekkür ederim. Annem için ne kadar harika bir hediye. Sanırım artık bu bukete ihtiyacımız yok ha? Hayır, hala var Puding. Kendi hediyemizle birlikte verebiliriz. Seni seviyoruz anne. Doğum günü kutlu olsun. Hediyeni verme zamanı geldi. Bu senin için çizdiğimiz resim. Ve bir buket de çiçek. Teşekkür ederim benim canlarım. Şunlara bakın. Bunlar hayatımda aldığım en güzel hediyeler. Harika. Miyav, 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 miyav. Babaları tabii ki nefis bir pasta da getirmişti. Anneleri tüm mumları üfledi. O gün hiçbir şey onu bundan daha fazla mutlu edemezdi. Noel babayla kar perisi. Bir kış sabahı tatlı kedicikler pencereden eriyen karı seyrediyordu. Kar neredeyse eridi ve tatil yaklaşıyor. İyi ama kar olmazsa Noel baba yine de gelir mi?
Eminim kar perisi daha çok kar yağdırır. Noel Baba ile kar perisi tatil hazırlıkları için çok çalışırlar. O zaman onları evimize davet edelim. Böylelikle iyice dinlenir, daha fazla kar ve hediye hazırlarlar. Yaşasın. Noel Baba ile kar perisini eve davet edeceğiz. Aa, bu çok güzel bir fikir canlarım. Babanızla ben onları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Evet, aynen. Dur, hatta ben onları hemen arayayım. Miyav. Miyav. Noel Baba'nın mağarası. Üzgünüz, şu anda herkes hediye ve kar yapımıyla meşgul. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Hepinize iyi tatiller. Aa, telesekreter çıktım. Şu anda gerçekten meşgul görünüyor. Konuştun mu baba? Noel Baba'yla kar perisi geliyor mu? Evet, ikisi de geliyor. Hem de bu gece. Yaşasın! Miyav, 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 miyav. Madem onlarla iletişim kuramadık, o zaman biz Noel Baba ile kar perisi oluruz. Bu çok iyi bir fikir hayatım. Bunun için kostüme ihtiyacımız var. Ama mağazada neredeyse hiç kostüm kalmamıştı. Bu bana biraz küçük gelebilir diye endişe ediyorum. Bu da sanki benim için biraz fazla büyük gibi. Bu bir sorun olabilir. Tatlı kedicikler Noel Baba ile kar perisini karşılayacakları için çok heyecanlıydılar. Yaşasın! Ha? Ha? Oh! Ho ho ho! Ho 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 ho! Miyav küçük kedicikler. Kar perisi gerçek hayatta çok daha büyükmüş. Aha, bayram ziyafetlerini çok sevdiğimi itiraf etmeliyim. Ama babamız da çok sever. Tıpkı babamız gibi gülüyorsun. Bizim geldiğimiz Kuzey Kutbu'nda herkes böyle güler ama. Güzel bir bardak çaya ne dersiniz? Lütfen dikkatli olun, sıcaktır. Noel Baba'nın sesi aynı anneminki gibi çıkmadı mı? Çünkü Noel Baba soğuk içecekleri sever, sıcak değil. Sıcak içecekler sesini inceltiyor da. Hadi hep birlikte kar çağırma dansı yapalım. Ne dersiniz? Kar dansı, evet. O zaman kar yeniden yağar. Bizi tanımamış görünüyorlar hayat. Bu sakalla çok iyi görünüyorsun. Acaba uzatsan? Baksana Noel Baba, ne kadar enerjik dans ediyorsun sen öyle. Yeterince dinlenmiş gibi görünüyorsun. Bu dışarıda yeniden daha fazla kar yağdıracağın anlamına mı geliyor? Kar yağdırmak mı? Çekil ayağımın altından sakal. Bu gerçekten babamızmış. Evet, bu da gerçekten annemizmiş. Başından beri siz olduğunuzu biliyordum. Neden Noel Baba ile kar perisi gibi giyindiniz? Gerçek Noel Baba ve kar perisi çok meşgul oldukları için gelemeyeceklerdi. Bence siz şimdiye dek gördüğüm en harika Noel Baba ve kar perisisiniz. Şuna bakın, kar yağmaya başladı. Bence Noel Baba ile kar perisi bu yüzden bu akşam bu kadar meşgullerdi. Herkes için taze kar hazırlıyorlardı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Kedicikler! Bu arada Noel annenin... ve kar perisi babanın... burada sizin için bir hediyesi olabilir. Anneleriyle babaları tatlı kediciklere küçük hediyeler getirmişlerdi. Bu sırada dışarıda yağan kar tatlı kedicikler için bir harikalar diyarı meydana getiriyordu. Konuşan kuş. Bir gün baba her zamanki gibi tatlı tarifleri uydurmakla meşguldü. Sonraki adımda yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun. Üzerine şekerli krema sürüyorsun. Sonra bu eriyor ve üzerine çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Çok lezzetli olabilir. Bence buna hemen yaz tatlım. Baba, bize seslenin. Puding, minik şeker ve kurabiye. Baba, az önce benim çilekli olduğumu söyledin. Çocuklar, babanız yeni bir tatlı tarifi üzerinde çalışıyordu. Evet, unutmadan çocuklar, bilin bakalım ne oldu. Komşular kısa bir yolculuğa çıkıyormuş. Papağanlarına bir süre bizim bakmamızı istediler. Yani evimizde gerçek bir papağan mı olacak? Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Miyav. Minik
kuş minik kuş. Bir yerde okumuştum. Papağanlar konuşabiliyormuş. Minik kuş konuşuyor mu? Harika bir şey bu. Hadi minik kuş bir şey söyle. Çekinme, bir şey söyle, bir şey söyle. Belki kafesin içinde olduğu için konuşmak istemiyordur. O zaman onu çıkaralım. Tamam, seni dinliyoruz. Belki de kuşun karnı acıkmıştır. Evet, ne diyorsun? Teşekkür ederim de. Teşekkür ederim demek gerekiyor. Belki minik kuş tatlı seviyordur. Şeker ister misin kızım? Dur bakalım. Şeker istiyorsan lütfen demelisin. Belki de çok küçük olduğu için henüz neyi nasıl söyleyeceğini öğrenememiştir. Ona konuşmayı öğretelim. Minik kediler papağana hangi sözcüğü öğretmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bence ona şey demeyi öğretelim. Böylece komşular döndüğünde onları güzelce korkutur. Ama sadece onları korkutacağından nasıl emin olabiliriz? Ya etraftaki herkesi korkutmaya başlarsa? O zaman ona şey demeyi öğretelim. Örneğin tebrikler gibi bir şey. Bu herkesin hoşlanacağı türden bir sözcük değil mi? Ama puding, tebrikler sözcüğü biri güzel bir şey yaptığında söylenir. Her zaman söylenmez. Tebrikler! Tebrikler! Ona çok sıradan ve basit bir sözcük öğretmeliyiz. Örneğin, merhaba. Haklısın, öyle bir şey söyleyince kimseyi korkutmaz. Merhaba. 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 Merhaba, merhaba. 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 Merhaba mı? Merhaba. 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 Ne? Çocuklar, lütfen başka bir yerde oynar mısınız? Yeni tatlı tarifimin son aşamasına yanlışlıkla merhaba yazdım. Sahi sıcak kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor demiştim. Yeni pişirdiğin kurabiyeleri fırından alıyorsun, üzerine şekerli krema söylüyorsun. Sonra bu krema eriyince çilekli puding koyarak servis ediyorsun. Zeki papağan babanın tarifini gayet iyi anımsıyordu. Teşekkür ederim, evet aynen öyle. Görünüşe göre konuşmayı gayet iyi öğrenmişsin zaten. Teşekkür ederim. Şeker lütfen. Tebrikler. Peki neden biz sana konuş dediğimizde bir şey söylemedin? Belki de tatlı yavrularım sizin sürekli konuşmanız yüzündendir. Bu yüzden tek söz etmeye bile fırsat bulamamıştır. Özür dileriz minik kuş. Yanıtlaman için sana zaman vermeliydik. Minik kuş. Merhaba. Günaydın. Harika. Teşekkür ederim kurabiye. Teşekkür ederim şeker. Teşekkür ederim puding. Teşekkür ederim. Bir şey değil minik kuş. O gece hepsi babanın yeni kurabiyesinden yedi. Ve yeni papağan arkadaşları o kadar çok konuştu ki önceden nasıl o kadar suskun kaldığına şaşırdılar. Doktorlar. Bir gün anneleriyle babaları kurabiye, şeker ve pudinge çok güzel bir oyun hediye etti. Bakın burada ne var kedicikler? Doktorculuk oyunu. Bir termometre. Burada da bandajlar var. Doktor kepleri. Kendi muayenehanenizi kurmak için gereken her şey burada var. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Ben doktor olacağım. Hayır, asıl ben doktor olmak istiyorum. Ben de. Eğer hepimiz doktor olacaksak hastaları nereden bulacağız? Arkadaşlarımızdan hasta olmalarını isteriz. Miyav. Doktorculuk oynuyoruz. Aranızda hasta olan var mı? Evet. Hem de çok. Önce arıyoruz. Birazdan oradayız. Önce ilaçlarımızı alalım. Reçeli bana ver. Üç tatlı kediciğin ilk hastası Cupcake'ti. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Sanırım kuyruğuma bir şey oldu. Yeterince güzel görünmüyor. Tamam, sorun değil. Eskisini çıkartıp yerine güzel bir tavus kuşu kuyruğu takabilirim. Çok basit.
Ben başka kuyruk istemiyorum. Bir doktora daha danışayım. Tamam. Ben hiçbir şey duymuyorum. Acaba bir çekişle uyandırsam mı? Sakın yapma. Kuyruğunuzu bandajlarsak bir şeyiniz kalmaz. Tamam, güzel olduğu sürece sorun yok. Teşekkür ederim doktorlar. Umarım daha iyisinizdir efendim. Günde bir elma yemeyi unutmayın. Elma sağlığa yararlıdır. Cupcake artık kendini daha iyi hissettiğine göre doktorların lekeliğe gitme vakti gelmişti. Bu kedicikler için kesinlikle çok rüzgarlı bir yürüyüş oldu. Evet, neyiniz var söyler misiniz? Doktor, ben sanırım uzay virüsü kaptım. Sesim bile kalınlaştı bakın. Aha, gördüğüm kadarıyla sizde uzay ateşi var. Yanımızda da tam ihtiyacımız olan şey var. Şu özel kiraz reçelinden biraz yiyin bakalım. Uzay hastalıklarına birebirdir. Ama ben hepsini bitirdim galiba. Hiç sorun değil. Onun yerine size reçelli iğne de yapabiliriz. Kendinizi anında sağlıklı hissetmeye başlarsınız. Tabii sizi bir karpuza dönüştürmezse ya da bir sulama kabına. Hayır, reçel iğne istemiyorum. Sakin olun efendim. Bu kadar iyi bir hasta olduğunuz için size bu lollipopu veriyorum. Lütfen biraz dinlenin. Kendimi şimdiden daha iyi hissediyorum. Lekeli de kendini daha iyi hissediyordu. Küçük tüylü doktorlarımızın şimdi de dumanı iyileştirmesi gerekiyordu. Bu yüzden yağmurda hastalarının evine doğru koştular. Neyiniz var efendim? Ben böyle yağmurlu gri havalarda kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum. Belki de bıyıklarınızı kıvırsak geçer. Hayır, bıyıklarıma dokunmayın. Benim midem ağrıyor. Evet. Hapşı. Sesi tuhaf geliyor. Hapşı. Sanki bir pervane yutmuşsunuz gibi. Hayır, sanırım daha büyük bir şey. O ses senin midenden geliyor Pudding. Çünkü bütün reçeli yedin. Evet, haklısın. Benim midemden geliyormuş. Biraz çay ve yulaf kurabiyesi yerseniz midenizin bir şeyi kalmaz. Ayrıca palyaçolarla ilgili bu kitap sizi neşelendirecektir. Palyaçoları hep çok sevdim. Kırmızı burunlarına bayılırım. İnanamıyorum. Sizin burunlarınız da kırmızı. Anne! Hastaları iyileştirdik. Sıra sıklamsınız. Kedicikler, şu ıslak şapkaları kafanızdan çıkarın ve hemen yatağa gidin. Bu güzel limon çayından içip uyuyun. Böylece hasta olmazsınız. Güzel bir gece uykusundan sonra kedicikler kendilerini harika hissediyordu. Günaydın. Biriniz doktoru mu aradı? Güne iyi başlamanız için size portakal suyu getirdim. Ben de birlikte oynamak için yanımda Billy getirdim. Ben de gülün diye komik bir oyuncak getirdim. Bu muayenehaneye başka ne lazım? Tabii ki hızlı bir ambulans. Ben bir ambulansım. Ambulanslar nasıl ses çıkarıyordu? İşte böyle. Miyav, 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 miyav. Kedicikler doktorculuk oynamayı sevmişti ama arkadaşlarıyla oyun oynamak için bol bol enerjileri olmasını çok daha fazla sevmişti. Yılbaşı gecesi. Bir yılbaşı gecesiydi ve tüm aile kutlamaya hazırlanıyordu. Evet çocuklar, bugün saat 9'da yatmanıza gerek yok. Gece yarısına kadar bekleyip yeni yılı kutlayabilirsiniz. İlk defa yeni yılı yetişkinler gibi kutlayacaksınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Gece yarısına kadar uyanık kalacağız. Yeni yılı hep birlikte kutlayacağız. Küçük kol ve büyük kol en tepede olduğunda yeni yıla gireceğiz. Sanırım bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ve 5 dakika sonra... Yeni yıla ne kadar kaldı? Ben biraz sıkıldım çocuklar. O zaman bir şeyler yapalım. Neden annemize yardım etmiyoruz? Anne. Anne. Anne, sana yardım etmek istiyoruz. Teşekkürler canlarım ama kendi başıma halledebilirim. Tamam, o zaman babama yardım edelim. Baba, yardıma ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim çocuklar. Ama havai fişekleri dışarı yerleştirmem gerekiyor. Bu size göre bir iş değil çocuklar. Üzgünüm. Biraz televizyon izlemeye ne dersiniz? O arada zaman hemen geçmiş olur ha? En sevdiğim korsan programı başlamış. Harika! Bu sırada saat ancak 9 olmuştu. Asla uyumamalıyız. Televizyon yüzünden olmalı. Ne? Saat 9 olmuş. Normalde bu saatte yatağa gidiyorduk.
Yakalarsam tüm eğlenceyi kaçıracağım. Hey çocuklar, kafamızda bir kova su taşıyabiliriz. Böylece onu dengede tutmaya çalışırken uyuyakalmayız. Evet, ama düşürürsek ne olacak? Ay, Yeni yıla ıslak girmek istemeyiz. Çünkü yeni yıla nasıl girersek tüm yıl öyle geçer, değil mi çocuklar? Baksanıza, bence şimdi dışarı çıkmalıyız. Hava çok soğuk olduğundan asla uyuyakalmayız. Buz küpüne dönmüş bir halde yeni yıla nasıl gireceğiz söyler misiniz? Çok iyi bir fikrim var. Neden vaktimizi arkadaşlarımızın yılbaşı hediyelerini paketleyerek değerlendirmiyoruz? Böylece uykumuz gelmez çocuklar. Yılbaşı hediyelerini paketlemek çok eğlenceli olsa da aynı zamanda çok da yorucuydu. Kurabiye, şeker ve puding. Gece yarısı olmak üzere. Şuna bak. Üç küçük hediye paketi varmış burada. Bırakalım da uyusunlar hayatım. Çok yazık oldu. Ama sorun değil. Gelecek yılki yılbaşında tekrar deneriz. Anlaşılan Şeker yeni yıl kutlamasını kaçırmamak için öncesinde alarm kurmuş. Herkese günaydın. Olamaz. Uyuyakalıp yeni yıl kutlamasını mı kaçırdık? Gece yarısına daha 30 dakika var. Yani kaçırmadınız. Bir şekerleme yaptım. Partiye hazırım. 5, 4, 3, 2, 1 ve mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Diğer kedicikler de uyanık kalabilmeyi başarmış. Mutlu yıllar! Kedicikler birbirlerine yılbaşı hediyelerini verdi. Bir sürpriz daha. Babam havai fişek patlatacak. Tatlı kediciklerin ilk yetişkin yılbaşı gecesi çok renkli. Oley! Havai fişekli ve arkadaşlarla yaşasın dolu geçti. Ve hiçbirinin birazcık bile uykusu gelmedi. Yaşasın uçurtma. Rüzgarlı bir günde üç kedicik endişeyle pencereden dışarı bakıyordu. Rüzgar olmasa dışarı çıkmayı çok isterim. Şuna bakın. Haklısın. Böyle bir rüzgarda kitap okumanın yolu yok. Evet, badminton oynamanın da. Ve bayan kediciğin arabası yerinde sabit durmaz. Dur, geri gel. Böyle rüzgarlı bir gün uçurtma uçurtmak için çok uygundur kedicikler. Harika. Bence bugün uçurtma uçurmalıyız. Bu harika. Miyav. Tatlı kedicikler uçurtmalarını kendileri yapmak istedi. Bunun için anne ve babalarından gerekli malzemeleri istediler. Bence uçurtmamız çok büyük olmalı çocuklar. Hayır, o zaman çok ağır olur. Küçük olursa daha yukarı uçar. Kuyruğa fazla fiyonk koymamız lazım, değil mi? Fiyonklar uygun değil. Kurdele kullanmamız gerekiyor. Hiç kuyruğu olmaması muhtemelen daha hızlı uçmasını sağlar. Hızlı bir uçurtma istemiyorum. Büyük bir tane istiyorum ben. Sadece kurdelenin değil, fiyonkların da kuyrukta olmasını istiyorum. O zaman kendi uçurtmamı istediğim gibi yapacağım. Öyleyse ben de. Böylelikle tatlı kedicikler evi uçurtma fabrikasına çevirdi. Ve üç uçurtma da birbirinden farklı olmuştu. Büyük ama kısa kuyruklu. Küçük ama uzun kuyruklu.
ve orta boyda kuyruksuz uçurtma. Tatlı kedicikler uçurtmalarını alıp arkadaşlarıyla birlikte tepenin en üstüne çıktılar. Yaşasın! Gerçekten nasıl yapılırmış izleyin ha. Görünüşe göre artık benim sıram. Kedicikler hayal kırıklığıyla eve döndü. Rüzgar o kadar esiyor ki uçurtmaların uçması imkansız. Sorun rüzgar olmayabilir. Belki de yaptığınız uçurtmalar uçmak için doğru değildi. Uçurtmanın neye benzemesi gerektiği konusunda anlaşamadık ve ayrı ayrı yaptık. Hey bakın, tüm fikirlerimizi kullanalım. Harika bir uçurtma yapmak için birlikte çalışabiliriz. Ama her şey için bir plan üzerinde çalışacağız, tamam mı? Bu harika bir fikir. Ve babanız sizlere yardım etmekten mutlu olacaktır. Yardım ederim. Evet edeceğim tabii. Anne ve babalarının yardımıyla tatlı kedicikler hep birlikte çalışıp harika bir uçurtma yaptı. Ama tepenin en üstüne çıktıklarında rüzgar durmuştu. Hadi rüzgar, neredesin? Sana ihtiyacımız var. Müthiş, harika olan uçurtmamızı asla uçuramayacağız. Yaşasın rüzgar! Herkes hazır mı? Hadi o zaman uçurmaya başlayalım. Yerlerinize hazır başla. Tamam hadi bırak. Bu harika. Miyav 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 miyav. Uçurtmayı gökyüzünde yüksekte görmek gerçekten harikaydı. Bunu daha da özel yapan şey ise tatlı kediciklerin birlikte yapmış olması. 1, 2, 3, tıp. Bir gün anneleri yeni çocuk kıyafeti tasarımı için çalışıyordu. Anneciğim, bahçede bir korsan gemisi yapmak istiyoruz. Sonra deniz maceraları oyunu oynayacağız. Bu harika bir fikir. Bitirince bana da gösterin, olur mu? Ama bunun için ipe, yapıştırıcıya, karton kutulara ve şimdi aklıma gelmeyene bir sürü şeye ihtiyacımız var. Anneleri tatlı kediciklere ihtiyaçlarını bulmaları ve onları bahçeye taşımaları için yardım etti. Ama kediciklerin sesini dışarıdan hala duyabiliyordu. Buraya kuralım. Hayır, şuraya kuralım. Ve odaklanamıyordu. Bu korsan gemisi benim fikrimdi. Ama şeklini ben çizdim. Ben de nasıl kuracağımızı planladım. Ne olmuş yani? Çocuklar, neden 1-2-3 tıp oyununu oynamıyorsunuz? 1-2-3 tıp oyunu. Evet, en uzun susan oyunu kazanır. Ve kim kazanırsa onun bayrağını gemiye dikeriz. Ne dersiniz? Bu harika. Eğer ben kazanırsam bayrağımda bir yıldız olsun. Olur mu? Benimkinde de çiçek olsun. Benimkinde de mantar. Tamam. Oyun başladı. 1-2-3 tıp. İlk konuşan tatlı kedicik oyunu kaybedecekti. Tatlı kedicikler gemi yapımına başladı. Ama konuşmadan gemiyi yapmak düşündüklerinden daha zordu. Puding kurabiyeye gemi direğini eski kayaklardan yapmayı önerdi. Ama kurabiye Puding'in kayağa gitmek istediğini sandı. Halbuki yaz mevsimiydi. Kurabiye Puding'e yaz mevsiminde olduklarını ve çimende kayak yapamayacaklarını anlatmaya çalıştı. Ama Puding, kurabiyenin kayak yapmak istediğini sandı. Kurabiye ile Puding, şekerin ne dediğini anlamaya çalıştı. Kar yerine çarşafta kayak yapabileceklerini mi söylemeye çalışıyordu, yoksa oyun oynayalım mı diyordu. Belki de büyük bir resim yapmak istiyordu. En sonunda anlaşıldı.
Şeker çarşaftan çok iyi yelken olabileceğini söylemeye çalışıyordu. Ama kediciklerin önce annelerinden izin alması gerekiyordu. Ama hiçbiri konuşmak ve tıp oyununu kaybetmek istemiyordu. Rüzgar çarşafı neredeyse çamura sürükleyecekti. Şimdi hepsi annelerini çağırmaları gerektiğinin farkındaydı. Acaba önce konuşup oyunu kaybeden kim olacaktı? Sonunda işim bitti. Anneciğim! Hı? Yardım et! Anneciğim! Çamaşırlar kurtulmuş. Anneciğim! Ama maalesef her üç kedicik de oyunu kaybetmişti. Pekala, sıra bayrağınıza ne olacağına karar vermekte. Çiçek mi, mantar mı yoksa yıldız mı? Ama hepimiz oyunu kaybetmedik mi? Sana seslenince oyunun kurallarını çiğnemiş olduk. Bu da üçümüzün de oyunu kaybettiği anlamına gelir. Ama üçünüz de doğru olanı yaptınız. Geminizi sessiz sessiz kurdunuz ve sadece bir kazayı önlemek için konuştunuz. Bu yüzden üçünüz de oyunu kazandınız. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Tatlı kedicikler 1-2-3 tıp oyununu oynarken çok eğlendi. Anneleri onlar için yalnızca çok özel bir bayrak yapmakla kalmadı. Aynı zamanda çarşafı yelken olarak kullanmalarına da izin verdi. Güzel kedicikler. Bir gün tatlı kediciklerin güzel şeyleri çok seven arkadaşları Cupcake geldi. Sizi çok eğlenceli bir güzellik yarışmasına davet etmek için geldim. Birinci harika bir ödül kazanacak. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Demek güzellik yarışması ha? Güzellik tam olarak ne demek? Cupcake ödülün sahibine nasıl karar verecek? Sizce arkadaşlarımızdan biri bize güzelliğin ne olduğunu söyleyebilir mi? Çok emin değilim ama bence güzellik budur arkadaşlar. En güzel kimdir bilmiyorum ama en korkutucu kimdir biliyorum. Şey, bence aramızdaki en güzel kedicik Şeker'dir. Çünkü siz uzunsunuz, oysa mini. Ne demek istiyorsun? Uzunlar güzel olamaz mı yani? Harika, önce güzelliğin ne olduğunu anlamalıyız ki büyük ödülü kazanalım. Cupcake güzel şeyleri sever. Bu yüzden yarışma davetiyesindeki kedilerin güzel olduğunu düşünüyor olmalı. Pekala, hadi bir göz atalım. Siyah takım elbise ve papyon, kıvrık bıyıklar, ışıltılı bir elbise, havalı saçlar ve şık ayakkabılar. Çok güzelmiş. Tatlı kedicikler davetiyedeki kediler gibi görünmek gerektiğini düşündüler. Anneciğim, babacığım. Bizim acilen siyah takım elbiseye ihtiyacımız var. Tabii bir de papyon. Benim de ışıltılı bir elbiseye, havalı saçlara ve şık ayakkabılara ihtiyacım var. Bıyıklarımızı da kıvırtmamız gerekiyor. Sonra da tırnaklarımızı kestirmemiz ve parlatmamız gerek. Bütün bunlara neden ihtiyacınız var ki? Çünkü güzellik yarışması için güzelleşmemiz gerekiyor. O zaman yarışmayı kazanabiliriz. Evet. Sizi şaşkın ve güzel kedicikler. Sizce güzellik yalnızca kıyafet ve saçtan mı ibarettir? Evet, güzelliğin davetiyenin üzerindeki resimdeki gibi olduğunu düşündük. Hiç de değil. Gerçekten hiç ilgisi yok. Bir de şu resimlere baksanıza. Ya da güzel bir müzik. Çiçeklerin de keyfini çıkarabilirsiniz. Ya da güzel bir gün batımının. Bakalım doğru anlamış mıyım? Güzelliğin çevremizde olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, ama güzellik aynı zamanda içimizdedir. İçimizde mi? Kesinlikle. Dünyaya güzel olduğunu göstermenin en iyi yolu yaptığın hareketlerdir. Nasıl göründüğün değil. Benim çok iyi bir fikrim var. Herkes çok güzel görünüyor. Seçim yapmak çok zor olacak. Şimdi de karşınızda son yarışmacılarımız.
Ama bu bir güzellik yarışması. Güzel kıyafetler giyip saçınızı yaptırmadınız mı? Biz başka türlü güzellikler göstermek istiyoruz. İşte güzel bulduğumuz şeylerden biri. Çok güzel. Çok güzelmiş. Bu gerçekten olağanüstü güzel. Çocuklar, bu gerçekten çok güzeldi. Bize kereciklerin güzel olabileceği farklı yollar gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ödülü siz hak ettiniz. Hey, biliyor musunuz? Arkadaşım çok güzel manzara resimleri çiziyor. Ve sen de kemanınla çok güzel müzikler çalıyorsun. Harika! Miyav, 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 miyav! Cupcake'in güzellik yarışması sonuç olarak her birimizin ne kadar güzel olduğunu gösteren bir kutlamaya dönüşmüştü. Hem içimizde hem de dışımızda. Ismarlama rüyalar. Bir sabah tatlı kedicikler birbirlerine rüyalarını anlatıyorlardı. Rüyamda küçük bir derede tekneyle gittiğimi gördüm. Ben rüyamda yeni bir elbise deniyordum. Ben de başımdan daha büyük bir şeker yiyordum. Merak ediyordum da insan acaba görmek istediği rüyayı görebilir mi? Emin değilim. Ama neden denemiyoruz çocuklar? Eğer işe yararsa her gece istediğimiz rüyayı görebiliriz. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Gece rüyamda kendimi okyanusta değil bir teknede görmek istiyorum. Ben de şatodaki bir prenses olduğumu. Ben rüyamda farklı türlerde kelebekler göreceğim. O gece resimlerini yastıklarının altına koydular. Masal zamanı. Bu gece sizlere Çizmeli Kedi isimli ünlü bir kedinin hikayesini okuyacağım. Sabah oldu değil mi? Evet, oldu. Hiç işe yaramadı. Rüyamda balık avlarken bir çizme yakaladığımı gördüm. Maalesef bende de işe yaramadı. Gece rüyamda bir prensestim ama kocaman bir çizmenin içinde yaşıyordum. Bunun sebebi dün gece babamın bize Çizmeli Kedi'yi okuması kesin. Sen de bir çizme gördün, söylesene. Evet, ben de rüyamda içi şeker dolu bir sürü çizme vardı. Rüyalarında neden hep yemek görüyorsun? Merak ediyorum Puding. Emin değilim. Belki de uykuya dalmadan önce hep yemekleri düşündüğüm içindir. Olamaz mı? Puding, sen bir dahisin. Akşam rüyamızda ne görmek istiyorsak bütün gün onu düşünmeliyiz. Tatlı kedicikler bütün gün o gece rüyalarında görmek istedikleri şeyi düşündüler. Ben bir prensesim. Ben bir prensesim. Kocaman hızlı bir tekne. Kocaman hızlı bir tekne. Kelebekler. Kelebekler. Bir sürü kelebek. Derken babalarının masal okuma vakti geldi. Masal zamanı. Kırmızı başlıklı kız. Hayır. Ben bir prensesim. Kocaman bir kelebekler. Tekne. Ben bir prensesim. Kelebekler. Kocaman bir tekne. Çok teşekkür ederim. Senin yüzünden bütün gece rüyamda kelebek gördüm. Ben de kendimi bir tür prens olarak gördüm. Benim rüyamda da kelebek kanatlı kocaman bir tekne vardı. Birbirimizi duyduğumuz için rüyalarımız birbirine karıştı. Çok iyi bir fikrim var. Bugün birbirimizle konuşmayalım. Böylelikle rüyalarımız da birbirine karışmaz. Tatlı kedicikler bütün gün rüyalarını düşünmekten o kadar yoruldular ki gece uyuduklarında rüya göremeyecek kadar bitkindiler. Dün bütün gün ne rüya görmek istediğimizi düşündük ama bütün gece hiç rüya görmedik. Neden istediğimiz rüyayı göremediğimizi hiç anlamıyorum. Ha,
Belki de bu mümkün olmadığı içindir. Rüyalarımız bizim için gizemli ve harika sürprizlerdir. Onları harika yapan da işte bu. Rüyalarımızın zengin ve ilginç olmasını istiyorsak, deneyim toplamak için her gün olabildiğince çok eğlenceli ve ilginç şeyler yapmalıyız. Hey, bu doğru. Miyav, 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 miyav. Tatlı kedicikler bütün gün bir sürü ilginç ve faydalı şey yaptı. Bütün gün bu deneyimleri biriktirdikten sonra gece hemencecik uykuya daldılar. Ve her üçü de yepyeni, eşsiz ve etkileyici rüyalar gördüler. Bir gün baba yavru kedilerle birlikte bir kuş evi yapıyordu. Evet, harika bir kuş evi oldu çocuklar. Şimdi gidip bunu asacak bir ağaç bulalım. Hadi bakalım tatlı kuş. Ben küçüklüğümde hep bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Siz minikler ağaç evi ister misiniz? Her şeye yukarıdan bakan kendinize ait özel yerin olması harika olmaz mı çocuklar? Cik! Miau! Vay canına! Gerçek bir ağaç ev çok iyi olurdu. Dostlarımız bizi ziyarete gelir. Hep birlikte oyunları oynarız. Evet, tamam o zaman. Bu durumda harika çocuklarım için bir ağaç ev yapmam iyi olacak. Pekala. Sizce ağaç ev nasıl görünmeli? Prenses şatosu gibi. Kuleli mesela. Hı-hı. Bir de kaydırağı olmalı. Hı-hı. Eve tırmanmak için de süper bir merdiven. Pekala çocuklar. Size kaydırağı, kulesi ve tırmanmanız için süper bir merdiveni olan sağlam bir ağaç ev yapacağım. İşte böyle bir şey. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Baba ve çocuklar o ağaç evi yapmak için gerekli olan tüm malzemeleri bir araya getirdi. Ah, yardımınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bundan sonrasını ben hallederim. Şimdi güvenli mesafe için geri çekilin. Çocuklar inşaat alanında bulunmamalı. Tüh, hay aksi. Ağlamaz. Ağaç ev inşa etmek babanın sandığı kadar kolay değildi. Ona yardım etmenin bir yolunu bulmalıyız. Ona çok büyük bir çift kanat yapalım. Böylece evi yaparken havada uçabilir kuş gibi. Cik cik. İyi ama havada kalmak için sürekli kanat çırpmak zorundayken ağaca nasıl çivi çakacak? Doğru. Şimdi çekiç, kanat, 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 çekiç, kanat, çekiç. Oo. Üstelik çok yorulur. Çok yorgun. Düştüm. Peki o zaman evi önce burada yapsın, bittiği zaman ağacın üstüne yerleştirir. İyi de o kocaman evi nasıl taşıyacak? O süper kedi değil ki. Aklıma harika bir şey geldi. Gecenin babasından gelip babama yardım etmesini rica ederim. Biliyorsunuz o inşaat işçisi ve kendi vinci var. Gece ve babası memnuniyetle yardıma geldi. Miyav! Bir şeyin yukarı çıkması gerekiyorsa yukarı diye bağırırız. Yukarı! İndirilmesi gerektiği zaman da aşağı diye bağırırız. Anladınız mı? Aşağı! Yukarı! Aşağı! Böylece herkesin sıkı çalışması sayesinde ağaç ev tamamlandı. Bu harika! Miyav, 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 miyav! Ağaç eviniz harika olmuş.
Cupcake, Duman ve Lekeli yeni ağaç ev için bir afiş yapmıştı. Çocuklar, en güzel yeni evi kutlama geleneği nedir biliyor musunuz? Hangi gelenekmiş o? Yeni bir ev, eğlenen mutlu çocuklarla dolu olmalı. Hadi girin oraya ve oynayın. Kendinize ait ağaç ev harika bir şeydir. Ama o evin gülen arkadaşlarla dolup taşması daha güzeldir. Beşer kavanozundaki kediler. Babaları onlara şeker fabrikasından hep şeker getirirdi ama bugünkü çok özeldi. Şeker fabrikasında yeni bir pasta yapılmaya başlandı. Hem de özel çikolata soslu. Harika! Bu kulağa harika geliyor. Neden hep birlikte denemiyoruz? Hem yanına çay da yaparız. Anneleri çayı hazırlamak üzere pastayı mutfağa götürdü. Anneciğim! Sana yardım etmek istiyoruz. Ne olur yardım edebilir miyiz? Tamam olur. Bana şöyle yardım edebilirsiniz. Gidip Ahu'da reçelini getirerek. Yaşasın! Miyav, 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 miyav! Reçel kavanozları kilerdeki büyük rafta. Ha? Kiler mi? Anneleri bütün turşuları, reçelleri ve jöleleri kilerde saklıyordu. Neyi bekliyoruz ki? Hadi gidelim. Bir şeyim yok iyiyim. Vay, burada ne çok şey var. Hey, bu ne acaba? Ekşi, hem de çok ekşi. Bu da çok tuzlu. Bu tattan kurtulmalıyım. Ağzım yanıyor. Neyse, ben artık hiçbir şey tadamayacağım. Buraya annemin yemeklerini tatmaya değil, reçel bulmaya geldik. Evet, annem bizi buraya ahududu reçeli bulmaya gönderdi. İyi ama nasıl bulacağız bilmiyorum ki. Reçel kavanozlarında etiketler vardır. Ahududu'yu bulmamız gerek. Bu kiraz reçeli. Kilerde kayak yapıyorum. Hadi bakalım küçük bavul. Bunda da havuç yazıyor. Aşağıdakiler. Bu ne peki böyle? Kabağa benziyor. Ve bu da... Onlar ahududu değil. Tattım, çok acılar. Tabii ki acı olacak. Etiketlerinde acı biber yazıyor. Hey, şuna bakın. İşte buldum. Evet, bu ahududu işte. Yaşasın, bulduk onu. Peki ama bunun kavanozu nerede? Biz de o zaman etiketi olmayan kavanozu buluruz, değil mi? Hayır, 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 hayır. Evet. Vay! Burada çok fazla reçel var. Şimdi bunu anneme götürmenin bir yolunu bulmalıyız. Reçel kavanozu gerçekten de çok büyük. Belki de kavanozu yana yatırıp itmeliyiz. Kırılmadığını söyleyin. Kırılmadı. Şimdi yapmamız gereken tek şey onu yukarı çıkarmak. Tabii canım, o kadar. Yaşasın. Bu gerçekten işe yarıyor. Neredeyse çıkardık. Harika. Şimdi en baştan başlamalıyız. Peki reçeli burada yesek nasıl olur? He? Sonra da yukarı çıkıp çay içeriz. Ama Pudding, söyler misin? O zaman annemle babam nasıl reçel yiyecek? O zaman biz de masayı buraya getirelim. Kilerde çayımızı içip pastamızı yiyelim. Harika bir plan. Zaten ben de pastayı daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Ama görünüşe göre masa fazla büyüktü. Daha büyük bir kiler kapısına ihtiyacımız var. Reçel, kek ve çayı hiçbir zaman yiyemeyeceğiz. Benim harika bir fikrim var. Masayı yemek odasına geri götürelim. Sonra da bu bardağa biraz reçel koyalım. Kurabiyem, şekerim ve pudingim, harikasınız. Hem kilerdeki ahududu reçelini kendi kendinize buldunuz, hem de yukarı bardağın içinde getirdiniz. Evet, bu güzel bardaktaki ahududu reçeli yeni pastamızın yanında muhteşem duracak. Yardım ettik. Miyav, 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 miyav.
Kilerdeki maceradan sonra tatlı kediciklerin karnı oldukça acıkmıştı ve ahududu reçelli çikolatalı kek tam ağızlarına layıktı. Müzikli doğum günü kartı. Bugün babacığın doğum günü ve kedicikler ona hediye olarak ne vereceklerini düşünüyor. Buldum anneciğim. Babama bir bisiklet alabiliriz. Böylece işe giderken trafiğe takılmaz. Bu çok güzel bir fikir ama zavallı babacığın çok sakar olduğunu unutuyorsun. Evet, ya da ona bir helikopter alabiliriz. Bu çok iyi bir fikir Puding ama tüm o trafiğin üstünde uçarken hava çok kirli olabilir. Buldum, buldum. Ona bir roket alalım. Böylece kirli havadan bile daha yukarıda uçabilir. Ama babanızı biliyorsunuz. Bu sefer de kesin Mars'taki trafiğe takılır. Öyleyse ona ne vereceğiz? Babanızın uzun süredir istediği bir şey vardı çocuklar. Ne? Bize de söyler misin? Müzikli bir kart. Her açıldığında içinde güzel bir şarkı çalar. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Markette seçebilecekleri bir sürü müzikli kart var. Hangisini seçeceklerine nasıl karar verecekler? Üstünde bir doğum günü pastası olan doğum günü şarkılı bir kart mı? Bu harika. Kedicikler de bunun harika olduğunu düşünüyor. Bir kez daha dinlemek istiyorum. Ben de istiyorum. Bir kez daha. Ve bir kez daha dinliyorlar. Ardından bir kez daha. Ardından durmadan dinlemeye devam ediyorlar. Bir kez daha dinlediler, bir kez daha, bir kez daha ve bir kez daha dinlediler. Hey, neler oluyor? Pili bu kadar çabuk bitmiş olamaz. Bence biraz yorulmuş olmalı o kadar. Belki şarkının nasıl devam ettiğini unutmuştur. Hatırlamasına yardım edeceğim. Sadece tembellik ediyor. Babamızı doğum gününde üzmeye mi çalışıyorsun? Düzgün çalış lütfen. Harika. Kartı küstürdün işte. Anne, kart şarkı çalmayı kabul etmiyor. Görünüşe bakılırsa pili tamamen bitmiş. Birileri çok mu fazla dinledi acaba? Sizi bu konuda uyarmıştım. Sen de bizim kadar dinledin. Hayır, sen çok daha fazla dinledin. O kadar dinlemedin. Şimdi babamıza doğum gününde ne vereceğiz? Tam o sırada doğum günü babası çalıştığı fabrikada yaptığı tatlı atıştırmalıklarla dolu süslü bir kutuyla eve döndü. Ne yapacağımızı biliyorum, gelin. Kediciklerin bir fikri var. Bazen en güzel hediyenin kendi yaptıkları hediye olduğunu anladılar. Kurabiye, şeker, puding. Merhaba çocuklar. Bunu doğum günün için yaptık. Çünkü seni çok... Seni bu dünyadaki her şeyden çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Hep müzikli bir kartım olmasını istemişimdir. Bu gördüğüm en güzel müzikli kart ve bugüne kadar aldığım en güzel hediye. Ama keşke kendi başına müzik çalabilseydi. Zaten çalabiliyor. Anneleri kediciklerin doğum günü şarkısını telefonuna kaydetmiş. Miyav, 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 miyav. Babalarının en güzel doğum günü de böyle bitti. Müzik, pasta ve aileden daha güzel ne olabilir ki? Süper kediler. Bir gün kurabiye, şeker ve puding heyecanlı bir süper kahraman çizgi romanı okuyordu. Harika. Parlayan kediciye bak, fener gibi karanlıkta gözlerinden ışık saçabiliyor. Ve kabarık kedicik kabartmanın güçlü gücünü ortaya çıkarabiliyor. Evet ama yıldırım kedicik en iyisi. Patilerinden çıkan yıldırıma bakın. Süper kahraman olmak harika bir şey. Aha.
Hepsinin farklı birer muhteşem süper gücü var. Hey, neden süper kahraman oyunu oynamıyoruz? Kendi süper kıyafetlerimizi yapabiliriz. Ve süper isimlerimizi. Ve süper harika güçlere sahip olabiliriz, değil mi? Süper! Miyav, 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 miyav! Ve heyecanlı süper tatlı kedicikler kendi özel kostümlerini yapmaya başladılar. Kaptan Güç! Pelerinli kedi! Miyav kız! Hadi kurtarmaya! Harika! Gerçek birer süper kahramana benzemişsiniz. Ama süper kahramanların birilerini kurtarması gerekmez mi? Başı dertte olan tatlı kedi olabilirim çocuklar. Yani kurtarılmayı bekleyen kedi, biriniz beni kurtarabilirsiniz. Bu harika! Onu kurtaran ben olacağım. Pelerinli kedinin süper uçuş gücüyle. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Fena. Batınca sırılsıklam olacağız. Sen benim süper kahramanımsın pelerinli kedi. Hayır. Bu kurtarma görevi Kaptan Güç'e daha uygun bir kere. Çünkü süper güçlü kasları var. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Bir meteor geliyor. Hiç de dost canlısı görünmüyor. Sen benim süper kahramanımsın Kaptan Güç. Bekle, bekle, bekle. Burada kurtarma görevini ben yapacağım. Ben Miyav kızım ve zihnimle bir şeyleri hareket ettirebilirim. İmdat, imdat, biri beni kurtarsın. Olamaz, yangın var. Benim en süper kahramanım Miyav kız. Ve ayrıca Cupcake benim arkadaşım. O yüzden onu kurtaran ben olmalıyım. Hepimiz Cupcake'le arkadaşız. Evet, onu kurtaranı seçmesine izin vermeliyiz. Merhaba. Kurtarılmaya hazırım çocuklar, her zaman. Yüksekten oldukça korkuyorum. Cupcake bir ağaca sıkışmış kedi rolünü oynuyordu. Pelerinli kedi kurtarmak için uçmaya hazır, evet. Kurtarma zamanı. Böylece kurtuldun Cupcake, inebilirsin. Bekle, Miyav kız geliyor. Seni harika zihnimle aşağı geri getireceğim. Kurtarma zamanı. Bitti. Aşağı in. Bunun eğlencesi nerede? Aşağı kendi başıma inersem garip gözükmez mi? Böyle kurtarma mı olur? Hiçbirimiz aslında süper güçlere sahip değiliz, biliyorsun değil mi? Ve bu yüzden seni gerçekten kurtaramayız. İnanılmaz. Buraya tırmanmamış olmalıydım değil mi? İmdat! Biri beni kurtarsın. Cupcake kaktüsün üstüne düşmek üzere. Yardım edin. İmdat. Gerçekten iyi bir fikrim var. Kurabiye, ağaç gövdesine sıkıca tutun. Ve sonra Pudik, onun pelerinini yakala. Ve olabildiğince sert çek. Atla Cupcake. İnanılmaz. Siz üçünüz Cupcake'i gerçekten kurtardınız. Evet, evet. Şeker'in süper düşüncesiyle, Puding'in güçlü kocaman kaslarıyla ve kurabiyenin süper peleriniyle. Teşekkür ederim. Hepiniz benim süper kahramanımsınız. Birlikte çalışınca neredeyse her sorunu çözebiliriz. Süper! Miyav, 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 miyav. Bir dahakine beni de kurtarır mısınız? Beni de. Meğer yavru kediciklerin gerçek süper gücü birlikte çalışmakmış. Onlar gerçek bir süper takımdı. Yani süper tatlı kedicik. Bir balina hikayesi. Bir gün baba Vahşi Yaşam dergisinin fotoğraf yarışması için büyük bir balinanın fotoğrafını çekmek istiyordu. Bu yüzden tüm aile dedenin teknesiyle denize açıldılar. Evet, gülümseyin. Pekala, okyanus macerasına atılmaya hazır mısınız? Evet! Miyav, 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 miyav! Hadi balinalar, fotoğraf çektirme vakti. Bir ses duydum sandım. Kendimi iyi hissetmiyorum ben. Hayır Puding. Deniz tutmuş olmalı. Deniz tutması mı? O da ne demek? Yani Puding artık bir balık mı olacak?
Belki de bir bardak okyanus suyuna dönüşecektir. Okyanus suyu olmak istemiyorum. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Kurabiye, şeker, lütfen abinizi korkutmayın. Deniz tutması dalgalar yüzünden mide bulantısı hissi yaşamak anlamına gelir. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalısın. Neden bize öğle yemeği için leziz bir şeyler tutmuyorsun? Ama büyük bir balina tutarsan bana seslenmeyi unutma. Pudding balık tutarken kendini çok daha iyi hissediyor. Balina, balina! Artık çok geç. Şeker annesi yemek hazırlarken ona yardım ediyor. Sanırım bu aç martıları doyurmamız gerekecek. Yoksa yiyecek hiçbir şeyimiz kalmayacak. Vay canına. Evet. Yine fırsatı kaçırdım ama. Kurabiye tekneyi nasıl sürdüğünü izlemek için dedesinin yanına gitti. Önemli olan dümeni düzgün tutabilmek. Böylece tekne doğru rotada gider. Hadi dene bakalım kurabiye. Bu harika. Gerçekten tekne sürüyorum dede. Dümeni sabit tutmayı unutmamalıyım. Böylece rotadan sapmayız. Bir anda hava değişti ve rüzgar tekniği daha çok sallamaya başladı. Eyvah eyvah. Yine kaçırdım. Kurabiye, dümeni tutmaya devam et. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Bırakmayacağım. Sonunda rüzgar durdu ve tekne normale döndü. Güzel şekerleme yaptım. Okyanus da epey sakin görünüyor. Kaptan Kurabiye, harikaydın. Evet, gülümseyin. Sanırım bir şey tuttum. Hey, babam balinayı buldu. Bu harika. Miyav, 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 miyav. Gülümseyin millet. Balina'nın fotoğrafını çekmek babanın düşündüğünden çok daha zordu. Ama tüm ailenin yardımıyla hayal edebileceğinden çok daha güzel bir fotoğraf çekebildi.